Evet, çok kıymetli bir konuğum var. Kulak, burun, boğaz uzmanı, operatör doktor Bülent Koç hocam geldi. Hocam hoş geldin. Merhaba. Nasılsın hocam? İyi gördüm seni. İyiyim, maşallah. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Daha önce başarısız bir burun ameliyatı geçiren biri tekrar ameliyat olabilir mi Bülent hocam? Evet, güzel bir soruyla başladık. Yani ameliyat olduğunuzda her ameliyat için bir başarı ya da başarısızlık oranı var. Bu birçok şeye bağlı. Hani kronik bir hastalığınız vardır, iyileşmeyle ilgili problem vardır ya da ameliyatta bir aksilik olmuştur. Sonuçta beğenmediğiniz bir sonuç olabilir. Özellikle bu estetik ameliyatlarda daha da mümkün. Ama çok karamsar olmamak lazım. Hani bir ameliyatın ilk ameliyatı olduğu gibi ikinci ya da üçüncüsü dediğimiz revizyon ameliyatları da var. Bu problemler düzeltilebiliyor. Burunda da böyle. Burun kendi içinde de estetik ameliyatlarda aslında en zorlarından biri. Başarı şansı çok yüksek olan bir ameliyat grubu değilken şimdi çok daha iyi durumda. Ve bu işle uğraşan hekimlerin de çok sağlıklı yaptığı bir ameliyat grubu. Yani bir aksilik olduğunda ne olacak? Bu burunla yaşamak zorunda değilsiniz. Gerçekten görünen, canınızı sıkan bir durum varsa, yüzünüzü bozan bir sonuç varsa tekrar bir ameliyatta bunlar ilk ameliyatmış gibi rahat bir şekilde de atlatılabiliyor. Onun için çok da karamsar tekrar olmamak lazım. Tekrar edilebiliyor. Evet. Peki burun kanatları ameliyat ile nasıl düzeltiliyor hocam? Burun kanatları, tabii biz hep burun kemerinden konuşuruz ucundan ama burun kanatları da rahatsız eden bir durum. Çünkü burun kanatlarının genişliği özellikle göz arasına göre daha geniş bir yapıdaysa bunlar burun deliklerinde daha geniş bir görüntü oluşturuyor. Burun için görünmesine neden oluyorlar. Tabii bir rahatsızlık faktörü. Bu kısım yalnızca cilt altı yağ dokusundan oluşan bir bölge. Çok fazla kıkırdak barındırmayan bir bölge. Bu bölgeyi alt kısmından biraz cilt çıkartarak İçeriye doğru yanaştırıp tekrar oraya eriyen dikişlerle ağızlaştırıyoruz. Genellikle de şöyle birkaç haftadan sonra görünmeyecek bir izle güzel bir şekilde iyileşiyor. Zor bir operasyon mu? Zor değil. Yalnız bu bölgeye müdahale yapılacaksa lokal anesteziyle de yapılabilir. Yalnızca orayı hasta uyuşturup. Hasta kendindeyken. Tabii bir yüzde bir ben alıyormuş gibi. Evet. Uyuşturduğunuzda çok güzel uyuşur. Kolay kolay da ağrısızı yapan bir bölge değil açıkçası. Hasta normal hayatına devam edebilir mi? Tabii çok daha hızlı bir şekilde normal hayatınıza dönebilirsiniz. Peki. Nefes alamadığımızı nasıl anlarız Bülent hocam? Nefes alamadığınızı nasıl anlarsınız? Çok kötüyse bunun içindeki problem. Onu zaten nefes alamadığınız çok belirgin bir şekilde sizi rahatsız edecektir. Ama bazen insanlar hep aynı burunla yaşadığı için aslında iyi mi kötü mü aldıklarını da çok bilemiyorlar. Hani bunu işte merdiven çıkıyordur, çabuk yoruluyordur, gece horluyordur. Hmm. Ya da iyi uyuyamadığı için yorgun uyanıyordur. Ya da spor yaparken daha çabuk tıkanıyordur. Bunları birleştirdikleri zaman muhtemelen ben iyi nefes alamıyorum diyorlar. Zaten nefes almayı bilmiyormuşuz. Evet, yani biz bunun muayene sonrasında bazen hiç farkında olmayan hastalarımızda bile muayene sırasında ya ciddi bir nefes alma problemimiz var aslında diyoruz. Ya hiç farkında değilim diyor ama ameliyat sonrası düzeldiğinde kıyaslayabiliyor. Öncesi sonrası olunca ya eskiden hiç alamıyormuşum şimdi burnumdan nefes alıyormuşum diyebiliyorlar açıkçası. Tabii. Burun tıkanıklığı olanlar bunu nasıl anlar hocam? Burun tıkanıklığı olanlar benim çok geceleri tıkanıyor mesela. Mevsimsel alerjim de var. Alerjik durumlar. Habire burnum tıkanık. Mevsim bağlantılı olarak ya da kapalı ortamda, ev ortamında uzun süre kalıyorsanız, çok toz barındırıyorsa zaten kendini belli ediyordur. Bazı aromalar da benim burnumun tıkanmasına tabii neden oluyor. Yani kokular mumdan çok rahatsız eder. Koku. Evet. Hava çok rahatsız eder. Hani nemli olması, kuru olması, sıcak, soğuk. Bunlar da rahatsız eder. Yemeğin nemi bile sizi tıkayabilir. Yani oradaki buhar bile evet şey yapabilir, tıkanıklık yapabilir. Özellikle alerjik problemi olanlarda. Onun dışında da genellikle geceleri rahat uyuyamazsınız. Yastığa başınızı koyduğunuzda bir tıkanma olur. Sağda ya da solda. Evet. Ağzı açık uyuma olur. Horlama olabilir. Bazen eşler yok, odalarını ayırıyorlar buna şey bağlı. Yani sabah yorgun uyanıyorsunuzdur. Dikkatiniz dağılıyordur. Sürekli anksiyetin sinirlisinizdir. Odaklanamıyorsunuzdur. İyi uyuyup iyi oksijen almadığınızı gösteren şeyler. Artı sporla da kendini gösteriyor bazıları. Bazen de çok önde oluyor bu eğrilikler. Hasta zaten görüyor hocam içeride et var falan diye gösteriyor bize. Ön tarafta kocaman bir kemik eğriliği ya da et büyümesi oluyor. Bu şekilde anlayabiliyoruz genel olarak. Peki piezo burun estetiği. Geçen sefer de konuşmuştuk. Bayağı ilgi çekti bu. Piezo burun estetiği hangi burun yapılarına uygundur Bülent hocam? Piezo ultrasonik aslında burun ameliyatlarıyla ilgili ultrasonik teknik. Burun kemiğiyle ilgili her türlü müdahalede uygulanabilir. Aslında çene cerrahisinde, beyin cerrahisinde yani kemikle uğraşılan her bölümde kullanılabilen bir cihaz. Faydasını bir darbe etkisi yok. Şu mu? Evet, çok ince
enstrümanlar, çok ince uçlar. Bunlar yalnızca titreşimle törpüleyip kesip kemiği düzeltiyorlar. Bunun için travma çok az oluyor. Tabii ciddi morarmalar, şişmeler buna bu nedenle çok fazla olmuyor. Biz burundaki her müdahaleyi bununla yapabiliyoruz. Ne yapıyor şu an hocam? Ne yapıyoruz? Burun yanları geniş olan bir hastada burun yan bölgesi nasıl daraltılır onu gösteriyor. İnce kesiler, lazer gibi çok düzgün kesilerle çok fazla pürüz bırakmadan. Burada da törpüleme yapıyoruz. Delmemiz gereken bir yer olursa çok hassas bir şekilde bunu yapabiliyoruz, tekrar dikebiliyoruz. Yani elimizi de kolaylaştırıyor. Hekim için de avantajlı. Hani alet işler el övünür. Evet. Biz de yapmak istediğimizi daha iyi ekipmanla daha iyi yapıyoruz. Ultrasonik teknolojiyle de burun içinde de demek burun kemiğiyle ilgili işlem kullanılabilir. Onun için bu ameliyatlarda en son teknolojilerden biri açıkçası. Şimdi hastalara daha az morarıyor, daha az şişiyorlar. Ameliyat evet. sonrası daha konforlu geçiriyorlar. Tampon olmuyor artık. Çok fazla ödeme olmuyor. Tampon da koymadınız mı? Metrelerce tampon koyuyorlardı eskiden. Çok fark ediyor. Şimdi onlar silikon tamponlara dönüştü ama ben onu da kullanmıyorum çoğunlukla. Eriyen dikişlerle tampon şeklinde içeriği tutturduğunuzda da o da tampon görevi yapıyor. Ve hastalar ameliyat sonrası geldiğinde de çok endişeli gelmiyorlar. Eskiden tampon korkusuyla bayılırdı hasta böyle beklerken. Hani tamponun acısından değil de. Ama şimdi senin geldiklerinde tampon almayıp da üstelik plastik bir atelimiz oluyor bizim. Birinci haftada aldığımız çok daha rahat oluyor süreç. Peki eskiye göre burun ameliyatlarındaki değişiklikler hakikaten artık eskiye biliyoruz göre çok sizleri farklı. dinleye. Hastaların korktuğu morarmalar, şişmeler, tampon gibi sorunlar kalktı. Ciddi oranda azaldı. Artı anlayış da değişti, teknik de değişti. İnsanlar da artık doğal yapılı burunlar istiyorlar. Hani burnun değişsin ama yüzümü bozmasın, anlaşılmasın. Evet. Daha öncesinde yapıldığı belli olsun burunlar isteniyordu. Yani evet. burun anlaşılmadı. Daha böyle okka gibi işte tabii. kalksın da şöyle dursun da bilmem ne. Hani anlaşılmazdı, yakınırdı. Hani burnum anlaşılmadı, arkadaşlarım anlamadı. Şimdi hocam işte bir ay sonra gördüm arkadaşımı anlamadı, bir değişim var dedi. Hmm. Bu bizim için başarılı ameliyat artık. Evet. Eski oranla. En doğrusu. Estetik burun ameliyatı sonrası nasıl bir sonuç beklenmeli? Nasıl bir sonuç beklenmeli? Bir kere mükemmel diye bir sonuç hiçbir şeyde olmamalı bence. İyi bir sonuç olması lazım. Doğal bir sonuç olması lazım. Hani aslında yüzümüzün hiçbir yeri birbiriyle aynı değil. Elmacık kemiğimiz, gözümüz, kaşığımız hep odaklandığınızda Tabii. görülen ufak farklılıklar vardır. Bunlar ameliyat sonrası da oluyor. Genelde ama, de öyle. Vücudumuzun bir tarafı bir tarafıyla farklı. Tabii. Göğsünü yaptırıyorsun. Aa bu böyle niye oldu diyorsun. Bir farklı bir farklı. Şekerim öyle işte. Yani bu farklar eğer çok rahatsız edecek düzeyde değilse çok sorun değil. Ama odaklandığınızda her zaman bir şeyler bulabilirsiniz. Ama yüzünüzde uyumlu, eskiye göre ciddi fark etmiş, iyi nefes aldığınız bir burun yapısı aslında doğal, başarılı bir sonuçtur. Çünkü bir ameliyat geçirmiş bir dokunun iyi iyileştiğini gösterir bunlar. Peki Bülent Hocam, burundan nefes alma problemlerinin çözümleri nelerdir? Burundan nefes, yalnızca nefes alma probleminiz var diyelim. Burun dışı ile ilgili estetik bir müdahale düşünmüyorsunuz ama burundan nefes alamıyorum, uyuyamıyorum, horluyorum, ağzım açık uyuyor. Burun içindeki muayenede de diyelim ki kemiğe bağlı bir eğrilik, artı burun etlerinizde bir şişlik var. Yalnızca burun içinden hiç kesi yapmadan, alçı falan bant koymadan, hani yüzünüzde buna yansıtacak hiçbir şey olmuyor. Burun içinden bu ameliyatlar yapılabiliyor. Tampon da koyulmadan yapılabilir. Kemiği düzeltiyoruz. Burun etlerini de radyo frekans dediğimiz bir cihazla yakarak küçültüyoruz. Onlar çünkü zamanla büyüyor. Alerjisi olanlarda da çok çalıştığı için çok büyür. Yaktığınızda bu fazla doku ölerek kabuklaşıp atılıyor. Yalnız içeriden bir müdahaleyle bu ameliyatlar yapılır. Çok da hızlı bir şekilde günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Burundan nefes alma problemlerimiz varsa kış aylarında bizi hangi sıkıntılar bekliyor ya da kış aylarında ne yapmalıyız? Ben de dahil ne yapacağız? Kış tabii yani kış olunca birçok enfeksiyon ortaya çıkıyor. Kışa bağlı soğuk algınlığı oluyor, işte grip oluyor, artık korona bunlar hepsi burun tıkanıklığı olan insanlarda çok daha sıkıntılı geçiyor. Tıkalı burun çünkü sürekli sinüzite meyilli bir burundur. Enfeksiyonları daha fazla yaşamanıza neden olur, uzamasına neden olur. Kışın daha çok böyle sürekli burnum akıyor, hep tıkalı, hiç geçmedi, 3 aydır, 4 aydır. Normalde bunun olmaması lazım. Ben böyle yaşamaya alıştım artık. Sürekli burnum tıkanık Tabii benim. Bakmak lazım. Yani bu alerjik durumda alerjik, varsa alerjik. Bu ilerleyen bir şey. Aslında zamanla da bu etlerde büyüme yapıyor. Bunların bir kısmını tedaviyle... Ama benim burnumda operasyon yok. Evet, yani bunların bir kısmını olan et de büyüyor. Öyle düşünün. Yani et sizin diyelim ki 5 yıl önce baktığımız burun etleriyle... Şu anda baktığımız burun etleri birbirinden farklı olacaktır. Çünkü alerjik süreç devam ettiği için bunların büyümesi zamanla devam ediyor. Hmm.
Bir kısmını ilaç tedavisiyle rahatlatıyoruz. İşte kortizonlu spreyler oluyor, haplar oluyor. Bu alerji baskını. Kortizonsuz da bile açabiliyorum ben. Açabiliyorsanız açılıyor. Çok sıkıntılı değildir ama alerji demek ki arada sizi rahatsız edip geçiyor. Evet, evet. Ortama bağlı. Hani ama çok büyükse de bunlar yakıldığında ciddi oranda rahatlıyorsunuz. Alerjiniz geçmemesine rağmen alerjiyi daha az hissediyorsunuz. O yakılma nasıl bir şey? Acıyor mu? Acılı bir şey mi? Yok, lokalle de yapılabiliyor. Kemikle uğraşmıyorsunuz, öyle düşünün. Çünkü hani benim gibi bu dertten muzdarip çok insan vardır şu an ekran başında. Gerçekten geçen gün arkadaşımla konuşuyorum, Sibel'le. Dedi ki abla, Nida'nın da dedi, eşi Nida'nın mevsimsel burun tıkanıklığı. Benim de dedim öyle. Hep sürekli burnum tıkanık, farkında mısınız Bak Ahsen'in de öyleymiş. Evet evet. Yani bu, demek bu kolay bir işlem. Kolay işlem, lokal anesteziyle sedasyonla da yapılabilir. Evet. Kemikte bir sıkıntı yoksa. Kemikte varsa yaklaşık bir saat, bir buçuk saatlik bir operasyonla ikisi birlikte de toparlayabiliyor. Ama %90 ağrısız geçen bir süreç. Öylece bir ay sonra da oh be ne güzel nefes alıyorum diyorsunuz eskiye göre. Oh ne güzel. Peki birkaç tane medya, sosyal medya öyle sorusu Bülent hocama. Burun estetiği yaptırmak istiyorum ama sürekli çalışıyorum. Estetikten ne kadar süre sonra işe dönebilirim? Yani masa başı çalışıyorsunuz diyelim ya da şeydesiniz, bilgisayar başındasınız. İkinci günden sonra evde işinize başlayın. Zaten bu dönemde biz evde çalışmayı öğrendik. Evet. Artık her iş bilgisayardan halledilebiliyor. İkinci günden sonra oturup işinizi halledebilirsiniz ama ofise gideceğim derseniz şöyle birinci haftanızda burun üzerindeki ateli aldıktan sonra giderseniz daha konforlu. Artı maskeyi kapatıyorsunuz. Bu süreç çok gözükmüyor da. İnsanlar daha rahat atlatabiliyorlar. Evet, şanslısınız. Yani birinci hafta gibi demek lazım ama bu bir haftayı da ayakta geçiriyorlar zaten. Yatmak yok. Yani bir gün hastanede yatıyoruz. Yatmak sonrasında yok derken hastane yatışı yok. Bir gün yatıyorsunuz, evet, çıkıyorsunuz, rutin hayatınızda devam ediyorsunuz. İşe döneceksiniz de çok dikkatli olmanızın dışında öyle bir şey yok. Tabii. Dikkat edeceksiniz. Çok zaten odaklanmamak lazım. Bir yıl önce burun estetiği ameliyatı oldum ama istediğim gibi olmadı ve nefes alma problemim ortaya çıktı. Düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Öncelikle problemin neye bağlı olduğunu ilk başta söylediğiniz anlamak lazım. Yani burun içinde olabilir, bir kemikle ilgili bir problemdir ya da kanatlarınızda bir basıklık vardır. Bunlar çok güzel bir şekilde toparlayabiliyor. Bunlara çok da şey yapmamak lazım. Takılmamak lazım. Aynaya baktığımda burnumu beğenmiyorum. Sevdiğim bir oyuncunun burnuna benzemesini istiyorum. Mümkün mü? Yani sevdiğiniz oyuncunun burnuna bakarken bence yüzüne de bakmamız lazım. Cilt yapısına da bakmamız bir lazım. Bir de seni de burnuna bakmak tabii lazım. Ben bazen hani hastalarıma diyorum yani bu burnu yapabilsek bile sizin bu yüzünüzde belki bunu kabul etmeyeceksiniz. Yani. Çünkü yüzünüzde farklı duracak. O yüzde o burun güzel duruyor. Kemik yapısı çok farklı oluyor. Çene yapısı, göz arası yani bunların hepsi etkiliyor. Sizin yüzünüze en güzel burnu düşünmek lazım aslında. En doğru, güzel duracak olan da odur ama fikir verir, ona yakın bir çalışma olabilir. Peki, kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Bülent Koç hocama teşekkürler ediyorum.